İlk başta çevreye yardım etmek yerine kendi halkını düşünmek, kendi halkına yardım etmek daha mantıklı olacağını düşünüyorum bu konuda. Keşke biraz da bize cömert olsalar. Cömert bir ülkeyik. Tarihimizden belli bizim. Dışarıya yardım ediyor. Güzel bir şey de. Fakat önce kendi insanını kalkındıracak. Türkiye milli gelirinin %0,86'sını insani yardım için ayırarak dünyanın en cömert ülkesi seçildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani ülkemiz olarak yani milletimiz olarak çok cömert olduğumuzu düşünüyorum. Misafirperverlik olarak hem de cömertlik olarak. Yani bu açıdan bize yakışan bir hareket. Biz de bunu uygulamaya devam ediyoruz. Yani herhangi bir ülkenin bir sıkıntısı çıktığında yani ilk koşan Türkiye oluyor fark etmeksizin. Yani özellikle bu Filistin şu an savaş halinde olduğu için oraya birçok kez yardım gitmiştir. Ondan dolayı yani bu konuda biz yani üstünüz. Yani insanlık olarak da yani asil durumdayız. O yüzden yani çok güzel bir olay bence. Türkler genel olarak cömert dediler. Kültürel olarak zaten bu şekilde büyüdüğümüz için bence mantıklı yani. Bunda ben şaşırılacak bir şey görmedim açıkçası. Çünkü kültürümüz ve aile yapısı genel olarak Türklerin kökeninden beri bu şekilde ilerleyip de bu şekilde geldiğinden dolayı bir farklılık yok. Bence mantıklı yani. Biraz daha açıkçası hani çevrelere yardım haricinde aslında ülkeye yardım konusu bence daha mantıklı. Hani ilk başta çevreye yardım etmek yerine kendi halkını düşünmek, kendi halkına yardım etmek daha mantıklı olacağını düşünüyorum bu konuda. Birinci önceliği kendi halkı tutulmasını, birinci önceliğin dışarısı yerine kendi halkına yardım etmek olması bence daha mantıklı görüş olarak. Yani insanların misafirperverliği olsun. Hani sonuçta Türkiye ne yapıyor? İnsanlara para veriyor. Neden? İnsanlara yardım etmeyi seviyorlar. Keşke bizim insanımıza da azıcık para verseler. Ne bileyim işte gençlerimizin eğitimlerine destek çıksalar veya insanlara iş imkanı sunsalar. Keşke biraz da bize cömert olsalar. Hani bunları düşünüyorum genel olarak. Yani keşke biraz da kendi içimizdeki savaşlara odaklansak. Ekonomik savaş, sosyolojik savaş. Hani veya ne bileyim Azerbaycan'a da destek olsak arada, diğer ülkelere destek olduğumuz gibi. Ya bunların zaten yeterince bir destek olduğunu da düşünüyorum. Birazcık göz boyamak olduğunu düşünüyorum. İşte kendine göre cömert diyeyim. İşte içine nasıl gelirse öyle cömert. Doğru, çünkü Cumhurbaşkanımız cömert. Bütün darda kalanlara, zorda kalanlara el açıyor, kapı açıyor. Çok şükür Allah'ın başımızdan eksik etmesin. Tabii ki de çok mutlu oldum. Vallahi zaten Türkiye her yere yardım ediyor. Yalnız bizden başka bir dostumuz yok. Bunu da biliyor. Ama Türkiye elinden gelen her şeye, her yere, her ülkeye yardım ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Cömert bir ülkeyik. Tarihimizden belli bizim cömert olduğumuz. Çünkü Osmanlı her yani ırk, din, kitap şu bu şey yapmadan, ayırt etmeden zaten herkese kol kanat gelmiş bir milletten geliyor biz. O yüzden cömert bir ülkeyik. Tüm dünyada Türklerin zaten merhametli ve yardımsever bir insan olduğumuz aşiyan. Şu an o kadar Müslüman kırıldı ki hiçbirimizde cömertlik kalmadı. Müslümanlık kalmadı. Yani yıllarca bizim dinimizle oynadılar, dilimizle oynadılar, işimizle oynadılar. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an İsrail yani Müslümanları kırıyor. Buna Türkiye göz yumuyor. Ben bir Müslüman olarak yani ben kendimi Müslüman diyemiyorum yani. Çünkü orada kardeşlerimiz, küçücük çocuklar hepsi perişan oluyor. Başımızdaki ben lidere sormak istiyorum. Neyi bekliyorsun? Anlatabiliyor muyum? Bekleme ya. Savaşsa savaş biz her şeye varız yani. O kadar Müslümanın kırılmasına göz yumuyorsa o da Müslüman değil, ben de Müslüman değilim. Buna kim göz yumuyorsa benim gözümde hiçbir Müslüman değil. Türk halkı yardımsever. Aslında Anadolu insanı bu konuda daha ağır. Hele hele son zamanlarda, son yıllarda doğudaki illerimiz bu yardım konusunda olsun daha hassas. Biraz daha örf ve adetlerine bağlı oldukları için bunu söyleyebilirim. Kayserimiz de tabii hayırsever bir şehirdir. Güzel yardımlar yapar. Aile bağları güçlü olduğu için insanlar birbirine yani Anadolu'da daha iyi yardım ederler. Yani Türkiye o konuda evet dünyada ilk sırada gelebilir. Dışarıya yardım ediyor. Güzel bir şey de. Fakat önce kendi insanını kalkındıracak. Karnı doyacak. Ondan sonra dışarı yardım edeceğiz.